Hoş geldin genç arkadaşım. Geldik bu serisinde dördüncü videoya. Hakikaten çok güzel bir şekilde geldiğime inanıyorum. Sen de öyle. Çünkü pes etmedin. Buraya kadar geldin. Bundan sonra da gideceksin. Problemlerin %50'sinden %50'sine. Yani 13'te 13'e talip izledik. O halde pes etmedik ve devam ediyoruz. Haydi bakalım gelsin orta yapacak kıvam soruları. Pek güzel arkadaşım. Erhan ve Betül deyince ne anlatmıştım sana? İki farklı isim mi verildi? İki farklı ifade mi verildi? adlandır ve ayrı ayrı harf ver. Erhan'ın parasına x TL diyelim, Betül'ün parasına y TL diyelim. Ayrı ayrı adlandırdım. Sonra diyor ki Erhan Betül'e 20 lira versin. O halde Erhan'dan 20 lira azalacaktır, verdiği için Betül'ün parası 20 lira artacaktır. Ne oluyormuş? Erhan'ın parası Betül'ün parasının 4 katı oluyormuş. Bak güzel arkadaşım. Hocam neresine ben katlayacağım? Tabii ki şöyle diyeceksin. Tamlayan tamlanan dedik ya Erhan'ın parası, Erhan'ın parasını yazdım x eksi 20. Betül'ün parasının yani y artı 20'nin ne kadarıymış? 4 katıymış. Katı olan şey Betül'ün 4 katı dediği için çarpı 4'ü buraya yazmış bulunduk. Neydi 4 işlemimiz? Önce bunu çarpmam lazımdı hocam. Bana bunu öğrettiniz. Doğru söylüyorsun. 4 ile y'yi çarptım. 4 y artı 80 yazdım. Harfler bir tarafa sayılar bir tarafa adlandırdık. Eksi 20'yi karşıya gönder. 4 y'yi buraya gönder. Elinde kalsın x eksi 4y eşittir. 80 artı 20'den dolayısıyla burası 100 yapacak. Artık şunu biliyorsun. 4y'nin tamamını gönderdiğinde önündeki işarete sadece 4'ü gönderdiğinde ortadaki çarpmaya göre işlem yapacağını unutmuyorsun. Bu bir kenarda kalsın. Peki demiş ki eğer tam tersi Betül Erhan'a 10 TL verirse. Bak güzel arkadaşım yine başa döndük. X dedik, Y dedik. Betül Erhan'a 10 TL versin. Kim veriyor bu sefer? Betül veriyor 10 TL. Kime veriyor? Erhan'a. Dolayısıyla 10 TL'si arttı mı? Buradan sonra da geliyorum işlemin devamına. Dedik ki bu durumda olduğunda Erhan'ın parası bak Erhan'ın parasını yazdım x artı 10. Betül'ün parasının y eksi 10'un kaç katı oluyormuş? 9 katı oluyormuş. Neydi kuralım? Parantezi çarp. Dolayısıyla burası oldu 9 tane y eksi 90 oldu. Son durumda harfleri yerleştirir. Neydi kuralım? İster bunu gönder ister onu hiç fark etmez. İşlem yeter ki doğru olsun. X eksi 9 y buraya geldi. Eksi 90'ın vardı. Eksi 10 da burası oldu. Eşittir 100 y pardon eşittir eksi 100 yaptı. Bak güzel arkadaşım. İki ifadeyi de düzenledim x eksi 4 y'miz burada eşittir artı 100 yaptı. x eksi 9 y'miz eşittir eksi 100 yaptı. Buraya dikkat eksi 100 şurayı yanlış yazdık. Aman işlem hatası yapma. Eksüz. Peki hocam, taraf tarafa nasıl yok edeceğim? Kural hatırlarsın değil mi? Bir şeyler yok etmek için katsayılara aynı olmalı, işaretleri farklı olmalı. Eksi eksi dörde dokuz aynı değil ama şurada bir şey göstereyim. Görünmeyen sayıya 1 demiştik hatırlarsan, o halde bire bir. E fakat işaretleri ikisi de artı. E Ne yapacağım hocam? İşaretler artıysa ne yap biliyor musun? Bir tanesini eksiyle çarp. Eksi 1 ile çarpıyorsun aslında. Eksi ile çarpmak demek buradaki işaretleri tamamen tersine döndür demek. Bu durumda işlemimizin sonucu ne yapacaktır? Haydi bakalım bir görelim işlemimizi. Buradaki işlemleri düzenleyecek olursak. Buraya göre düzenledim. Burası eksi x oldu. Burası artı 4y oldu. Burası eksi 100 yaptı. Bak güzel arkadaşım artık işlemimiz burada. Eksi 1x artı 1x daha bunlar birbirini götürdü. Elde kaldı 4y eksi 9y'den eksi 5y. Eksi 100. Eksi 100 daha eksi 200. Buradaki eksi 5 y'nin iki taraflı eksisi varsa neydi kuralımız? Hatırlaman gerekiyor burayı. Hatırlayacaksın. İki taraflı eksi varsa kural der ki bu eksiler birbirini artıya çevirir. Aslında 5 y eşittir 200'ün kendisidir. Y'yi bulabilmek için 5'i karşıya gönderdim. 200 bölü 5'ten y'nin karşılığı 40 yaptı. Y'yi bulduk. Y'yi istediğin yerde yaz. Bu durumda ben şuradaki denklemde yerine yazacağım. Ya da burada isterseniz gösterelim. Y gördüğüm yere getirdim. Ne yazdım? 40 yazdım. Soru oldu. X eksi 4 çarpı 40'ın kendisi o da eşittir. 100 demiştik. 40 ile 4'ün çarpımı ne yapacaktır? İsterseniz şuraya daha düzenli çıkartalım. X eksi 160 eşittir 100'ün kendisi. 160 karşıya gönderildi. Bu durumda 100 artı 160 yapar. Yani işlemin sonucu 260 yaptı. Bitti mi? Hayır bitmedi. Ne diyor Erhan'ın parası Betül'den ne kadar fazladır? 260 40'tan ne kadar fazladır da fazladır kısmını ne yaptık çıkardık. Demek ki 220 TL fazlalığımız varmış dedik. Bunu ne yapıyorsun? Önce kendin çözmeye çalışıyorsun. Baktın çözemedin. O halde seriyi devam ettirebilmek için çözüme bakıyorsun ve ardından tekrar kendin ha burada bunu yaptık, burada bunu yaptık diyorsun ve devam ediyorsun. Bir sonraki soruya geçiyorsun. Bir sınıftaki öğrenciler sıralara ikişer, ikişer otur. Hocam bu çok klasik değil mi? Değil. Çünkü güzel arkadaşım klasik gibi görünüyor mu? ÖSYM e ne sordu biliyor musunuz? Yeni nesil diye. Bir tane sürahi vardı. Sürahiyi üçer bardaklara doldurdu. Sürahiyi ikişerli fincanlara doldurdu. Al sana aynı şey bir şey değişmedi. Sürahide bir miktar su arttı burada öğrenci arttı. Sürahide hiç işte su kalmadı eksik oldu. İşte burada ne oldu? Boş sıralar kaldı mantığı böyle kurduğunda hakikaten çok kolay olacak bu problemler. Hadi başlayalım. O halde ben sıra sayımıza ne diyorum? Sıra sayımıza x diyorum. x tane sıramız olsun. Kaçarlı oturtuyoruz? İkişerli oturtuyoruz. Bak şöyle göstereyim sana. Bunlar bizim sıramız olsun. Bu sıralara geliyorum. Şöyle 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 devam ediyorum. Bunlara ben ikişerli oturtuyoruz. 2, 2, 2, 2, 2'lere oturtalım. Kaç tane sıramız vardı? x tane. Bu durumda x tane sıramız varsa buradan kaç tane öğrenci gelir dersem bunların hepsinin toplamı nasıl yazılıyordu matematikte? 2 çarpı x tane öğrenci yapar. Ama diyor ki bu kadar öğrenci olmaz. 5 tane de ayakta kalıyor diyor. O halde demek ki bunlara fazladan 5 kişi ekliyorsun. Bitti mi? Bitmedi. Devam ediyorum. Aynı sıralara, sıraları değiştirmedim. Sıralarımız aynı olsun, görsel de aynı olsun ki farklı bir şey olmadığını görünüz. Bu durumda da diyor ki üçer üçer oturt diyor. Dikkat, üçer üçer oturttum. Buradan önemli şeyi söylüyorum. Kaç kişilik yer kaldı? 9 kişilik yer kaldı. Bunun anlamı ne demek? Bunlar üçerli üçerli oturmuyor muydu? 9 kişilik yer kaldığına göre demek ki bak şöyle göstereyim. Burada düşmemen gereken şeyi söylüyorum. 9 kişi 3 6 9. 9 kişilik boş yer kaldığına göre demek ki buralarda şu an itibariyle kimse ne yapmıyor? Oturmuyor. Bu durumda x tane sıranın dikkat x tane sıramız vardı. 3 tanesi boşta kaldı. Yani senin elinde oturan kişi sayısı ne oldu? x eksi 3 tane sıra oldu. Neydi kuralım? Eğer ben sıra sayısıyla kişi sayısını çarpıp öğrenciyi buluyorsam aynı şekilde kişi sayısı üçerle oturuyor. Sıra sayısı x eksi 3 yaptı. Hocam dışarıda eleman kaldı mı? Yok kalmadı. Dolayısıyla ne yapıyorsunuz? Bu durumda işlemimizi bu kadarla tamamlıyorsunuz. E bu da öğrenci, bu da öğrenci. O halde bu ikisi bir birbirine ne olmalı? Eşit olmalı. Sadece şuna dikkat et. Bu parantez oldu. Niye parantez olduğunu hatırlıyorsun değil mi? Sebebini söylüyorum. Toplama işlemi ya da çıkarma işleminden sonra çarpma yapacaksan parantezin içerisinde olması gerektiğini söyledik. O halde denklemi yazıyorum. 2x artı 5 eşittir. 3x eksi 9'un kendisi. Eksi 9 buraya. 2x buraya. 5 artı 9'a dönüştü. Burası oldu 3x eksi 2x'in kendisi. 9, 5 daha 14. 3 xten 2x çıktı x kaldı. Yani x neydi? Sıra sayımızdı. Kimi soruyor? Öğrenciyi soruyor. Ya burada yaz ya burada yaz. Fark etmez. Sonuçta ikisi de öğrenci dedik. 2 çarpı 14'ümüz 28. 5 daha ekliyorum. Cevabımız 33 öğrenci yaptı. Bak şimdi ÖSYM bunu sorabilir mi? Atıfta bir bulunalım değil mi? Şöyle yapıyor ÖSYM çünkü sormuş soruları var. Bazen şöyle sordu. Klasik sorulara benzetti ama yeni nesilde. Dedi ki bir çiftlikte bazı kuzular dedi pardon bazı, bazı koyunlar ikişerli bazıları üçerli yavruladı. İki şerli oturttun, üçerli oturttun. Onların dedi bazıları dedi öldü dedi koyunlar için. Yüzdelik verdi orada. Bazıları yaşadı. İşte o açıkta kalanlar tamamı yaşamayanlar şeklinde düşünerek bu soruyu yapabilirsin. Fincan örneğini verdim. Fincanda da aynı mantık var. Demek ki bu klasikleri hallediyoruz. Yeni nesil ellerimizden öpüyor. Gelelim. Belli sayıda kitap yukarıdaki kitaplığın bölmelerine. Üçerli yerleştirirsek ne yapıyormuş? 13 kitap açıkta kalıyormuş. Yani şunu yap diyor. Burada raflara 3, 3, 3 yerleştir. Bu durumda 13 tane kitap açıkta kalsın. Yani hocam ne demek istiyor? Şöyle göstereyim isterseniz. Üçerli, üçerli, üçerli yerleştirdim. Yerleştiremediğim dışarıda 13 tane var. E ben rafların ne kadar olduğunu biliyor muyum? Hayır tabii ki bilmiyorum. Dolayısıyla x tane kitap yerleştirebiliriz. Bu durumda düzenliyorum x tane yerleştirdiğimiz ifadeye başlıyorum. Neydi hocam bu? Pardon x tane raf. Devam ediyorum. x tane rafımız. Üçerli yerleştirdiğimde ne yapacaktır? 3 çarpı x bu kadar raf. Artı 13'ü de düzenlediğimde bu bana toplam kitap sayısını verecek. Öğrenciden kitaba dönüştürdüm. Bak üçerli yerleştirdim. Ne yaptık? Bölmelere. Her bölmemiz bu kadar. Üçerli, üçerli, üçerli yerleştirildi. Her biri ne oldu? 3'ü yerleştirdik. Kaç tane var bu bölmeden? X tane. Bilmiyorum. Dolayısıyla 3 ile x'i çarptım 3x 13 tanesi açıkta kaldığı için artı 13'ü yerleştirdim. Peki 5'erli yerleştirdim 13 tanesi açıkta kalıyormuş. 13 bölme boş kalıyor 1 bölmede 3 kitap oluyor. Bak güzel arkadaşım inanılmaz dikkat isteyen kısımdayım. Dikkatli bak buraya hakikaten buraya bak. Şimdi nasıl bakacaksın? Çok dikkatli bakacaksın. Noktalardan sonra şunu özellikle çizin ki tamamla daha da kafana yerleşsin. Kaç oldu? 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Bir tane daha yerleştireyim 14 olsun. Adam diyor ki bunlara diyor beşerli yerleştir. Kaç tane var? X tane demiştik. Buralar nokta noktamız. Beşerli yerleştiriyorum. Fakat şurada bir şeye dikkat et. Ne diyor adam? Diyor ki 13 tane boş. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 tanesi boş. Burada 13 tane olduğunu unutma. 13 tane yazayım. Şu sıfır koydukları boş çünkü. Birine de diyor 3 kitap koyuyorum. Bak birine 5 koymadım. Ne koydum? 3 koydum. Dolayısıyla burayı da 3 ile azalttım. Burası da 3 oldu. Şuraya kadar 13 kitap. Burada bir tane üçlük var unutma. Şimdi en önemli yeri hatırlatıyorum. X tane rafın bölmem yok muydu? Dolayısıyla hepsine ne yapmadım? Beşerli yerleştirmedim. E kaçına beşerli yerleştirdik hocam? Burada dikkat istiyorum. Bak güzel arkadaşım. 13 tanesinde hiç yok. Bir tanesinde üçlü var. O zaman geriye kalan x eksi 14 tane diyorum. Bunların her birinde beşerli var. Niye hocam? Çünkü x tane ise bununla bunun toplamı 14 değil mi? 14'ünü kenarı bırakıyorum, çıkartıyorum. Geriye kalanların hepsi beşerli beşerli diyorum. Kaç tane kitap var dersem? 5 çarpı x eksi 14 dedim. Bu bir bitti mi? Hayır. Dışarıda bir tane olan bak dikkat bir tane rafta ne var? Üçlü var. O zaman artı 3'ü de yerleştirdim. Hocam buralar. Buralarda kitap yok ki. O yüzden buraları 0 yazdım. 13 çarpı 0'dan da 0 geleceğini göreceksin. O halde burayı düzenliyorum. Burası ne yapacaktır? 5x 14 ile çarptığımda 70 artı 3. Daha da toparlayalım. 5x eksi 60 7 yaptı. Peki bunlar da kitap sayısı bunlar da kitap sayısı bunlar bunları birbirine ne yapıyorsun? Eşitliyorsun. Bak güzel arkadaşım. 3x artı 13 eşittir 5x x, 67. eksi 67. Eksi 67'yi gönderdim. 3x'i gönderdim. Bu durumda 13 artı 67 eşittir 5x eksi 3x. Ne yapacaktır? 70 80 eşittir 2x. Her iki tarafta 2'ye böldüğümde x'i bulacağım. x eşittir 80 bölü 2. O da eşittir 40'ın kendisi. Niye hocam? Çünkü bu çarpma karşıya bölme olarak gidecek dedik. Tamam. Neyi soruyor? Kitabı soruyor. Ben kitabı 3x13 ya da de burası dedim. Dolayısıyla 40'ı getiriyorsun, koyuyorsun. 3x40'ın 120, 13 daha ekliyorsun. Toplamda elinde 133 tane kitap varmış diyeceksin. Kolay mı? Elbette ki çok kolay diyemem. Ama orta seviyeye geldik artık. Bunlarda bilir hale gelmelisin. Mantık olarak burada ne öğreneceksin? Eğer boşluk varsa oradakileri sıfırla tüm durumdan çıkar. Hepsinde beşerli olmadığı için o beşerli olmayan da bir kenar çıkar. O halde hep aynı olanların sayısını bul. Ardından eklemelere yapıştır. Geldim. Eray iş toplantısına yetişebilmek için şirket merdivenlerinin basamaklarını şekil birdeki gibi üçer üçer çıkıyoruz. Üçerli çıkıyorum unutma. Üçlü. Burası tamam. Sonra diyor iyi geçen toplantıyı heyecanla aynı merdivenin basamaklarını ikili ikili iniyormuş. Bu da tamam. Eray'ın çıkarken hatta adım sayısı. Burayı birazdan yapalım. Bak güzel arkadaşım şöyle sana mantık kurayım. Üçerli üçerli ve ikişerli ikişerli olursa tavsiye merdiven sorularında 3'ün ve 2'nin katı olan bir sayal. Yani 3 ve 2'den dolayı toplam merdivenin basamak sayısı 6x olsun. Bak 6x. Niye hocam? 6x basamak var. Şuradan bir mantık anlatayım ardından buraya geçiş yapalım. Şu değil miydi mantığımız? Normalde elimde 6 basamak varsa 6 basamaklı bir merdivenimiz olsun. Ben bunları şöyle göstereyim. Üçerli üçerli çıkarsam 3 üç attım 3 attım. Kaç adımda gitti? 2 adımda bu işi bitirdim. Eğer ben burayı 2 2 gidersem 2 2 2 kaç adımda ifadeyi hallettim? Merdivene çektim. 3 adımda çektim. Yani hocam ne demek istiyorsunuz? Mantık ne biliyor musunuz? Basamak sayısı sorusunda kaçarlı atıyorsan basamak sayısını o atmış olduğun adım sayısına pardon kaçarlı adım sayısına bölersen attığın adım sayısını buluyorsun. Mesela 6'yı ben neye böldüm? 2'ye böldüm. Kaç adımda buraya çıktım? 3 adımda. O halde mantığımız şu. 3'er üçer çıkıyorsa 6x'i getiriyorsun ne yapıyorsun? 6x'i 3'e bölüyorsun. Burası için 2x tane adım attığını buluyorsun. Aynı şekilde buraya geldim. Buradaki ifadeden 6x'ti bizimki. Kaça bölüyorum? İkili gittiği için 2'ye böldüm. 3x tane adım attığımı söylüyorum. O halde şurayı bir temizleyelim. Şöyle önümüz açılsın. Dedik ki işlemlerin devamında adım sayısını buldun ya. Adım sayısı bana neyi veriyor? Şu alt taraftaki denklemi kurmamı veriyor. Bak güzel arkadaşım. Buradaki denklemi sağlayacağımız işleme geliyorum. Çıkarken hatta adım sayısı, çıkarken hatta adım sayısı 2x değil miydi? Denklemi yazdım. İnerken hatta adım sayısının 3x'in kaç eksiymiş? 4 eksiymiş. O zaman eksi 4'e eşitmiş. Bitti bu kadar. Eksi 4 karşıya 2x bu tarafa. 4 eşittir 3x eksi 2x yapacağız. Bu durumda 4 eşittir x'in kendisi 3x'den 2 çıkarsa 1x yani x kaldı. Neyi soruyor bana? Diyor ki merdiven kaç basamaklı? X'i buldun mu? 4. O halde 6 çarpı 4'ten o da eşittir 24 yapıyor. Bazen de şöyle yapıyorlar. O da yanlış değildir. %100 doğrudur. Derler ki kaçarlı çıkıyor? 3'erli. X tane basamağın olsun 3'e bölüyorsun. X tane basamağın olsun 2'ye bölüyorsun. Bununla bunun arasında farkın ne olduğunu söylüyor. Aralarındaki farkın eksi 4 olduğunu söylüyor. Bu bundan eksi 4. Bu kadar. Ya bunu gönder ya bunu gönder. Hiç fark etmez. X bölü 3 eksi X bölü 2 eşittir eksi 4. Burayı 2 ile burayı da 3 ile burayı da dolayısıyla paydalarımız aynı olsun diye 6 ile genişletiyor. 2x'ten burayı neyi çıkartıyorsun? 3x'i çıkartıyorsun. Eşit bölü 6. Eşittir 6 kere 4. 24 önündeki eksiden dolayı. Eksi 24 bölü 6. 2 xten 3x çıkarsa eksi x eşittir eksi 24. Eksiler birbirini hatırlayın tamamlıyordu. x eşittir 24. İster kırmızıyla yazdığım yeri ikinci yol olarak düşün ama tavsiyem tabii ki katlarını düşünerek rasyonelden kurtarmak. Gelsin bir tane daha dilim sonrası. 12 eşit dilime böldük. Şekil 1'deki dilimleri elde ettik. Dilimlerin her birinin gelişti 1 santim daha kısa olsaydı bu defa 18 eşit dilime bölecektik. Bak güzel arkadaşım mantık şu değil mi? Ne yapıyorsun? Bölüyorsun. Hem 12'ye hem de 18'e bölüyorsun. Yani bu sayı hem 12'nin katı olmalı hem 18'in katı. Hocam nasıl yapalım? Ben şöyle diyeceğim. %100 doğru. Sen de bunu dersen yanlış değilsin. Hocam 12 ile 18'i çarpıp yapsam olur mu? Kesinlikle olur. Ama biraz sayı büyür. Yanlış değil. %100 doğru dedik. 180. Buraya 30 36 daha eklersem 216. Yani sen ekmeğin normal haline 216x'lik bir ekmek diyebilirsin. Ama ben öyle demeyeceğim. Ne diyeceğim? 12 ve 18'in daha basit, daha pratik katını gördüm. Normalde ekoktan geliyor. Ama bunu yap, bütün sorularda %100 çeksin. Diğerlerinde bazen rasyonel gelebilir. Sen bu mantıkla ilerle, %100 doğru yap. Bak güzel arkadaşım, hem 12'nin katı hem de 18'in katı. Diyorum ki, ekmeğimiz toplamda 12 ve 18'in olabilecek katı 36x dilimlik bir ekmek olsun. Tamam. Ne yapıyorsun? 12 eşit dilime bölüyorsun. O halde her bir dilimin boyutu 36x bölü 12'den 3x'lik bir miktara denk geldi. Unutma. Santim diyelim çünkü santimden bahsettiği için. Geldik diğerine. Kaça bölmüş? 18 eşit dilime bölmüş. O halde 36x'i sen de getiriyorsun 18'e bölüyorsun. Bu durumda ne oluyor? 2x oluyor. Tamam burası da 2x santim. Soru da demiş ki dilimlerden her birinin genişliği 1 santim daha kısa olsaydı dilimlerden her birinin 3x'in her biri 1 santim daha kısa olsaydı eksi 1 ne oluyormuş? Bunlar 18 dilime bölünüyormuş. 18 dilime bölününce her bir dilim ne oldu? 2x'lik dilime dönüştü. O halde x'ler bir araya, sayılar bir araya. Soru oldu 3x 2x eşittir 1. Dolayısıyla 1x yani x eşittir 1. X'i buldun mu? Dolayısıyla sana diyor ki getir yapmış olduğun yerde x yerine yaz. 36 çarpı 1'den toplamda kaç santimlik bir ekmekmiş? 36 santimlik ekmekmiş dedik. Şimdi güzel bir soru. Yine mantık bakın hep aynı ciddi söylüyorum. Hakikaten korkmayın ya. Ciddi söylüyorum ya. Bunları çok rahat yapacağız. Bir lokantada aynı iftar menüsünden sipariş veren 8 arkadaş. Gelen hesabı aralarında eşit bölüştürüyor. 8 kişi o zaman demek ki 8'e bölünebilir bir ifade. Unutma. 3'ü yanlarına para almadıklarını fark ediyor. Bu sefer 5 kişi ödüyor. O halde bu hesap hem 8'e bölünebiliyor hem 5'e bölünüyor. Ne yap dedik? Bunların katını al dedik. Yani hesabım aslında hem 8'in hem de 5'in katıysa 40x'lik bir hesap olsun. Kişi başı. 8'e böldüğümde başlangıçta kişi başına kadar düşmesi lazım. 40x bölü 8'den 5x'lik bir hesap düşmesi lazım. Kişi başı 5x'lik bir hesap. Fakat 3'ünün yanlarında para yokmuş. Ne yapıyor? Bunlar tabii ki buradaki mantıkla hemen ne yapıyoruz? Yancıların ödemesini diğer geri kalanlar yapıyor. Doğru mu? Yancılarınkini nasıl ödüyoruz? E 5 kişi ödeyeceksem Son durumda 40x'i 5'e bölüyorum. Cevabımız 8x oldu. Ödemem gereken bu kadardı. Ben ne kadar ödedim? 8x ödedim. 5 kişinin her birinin dikkat ilk durumdan 12 TL fazla ödeme yaptığını söylüyor. Yani ikinci durum 8x ilk durum 5x'ten 12 TL fazlaymış. Bundan bahsediyor. İlk durum, ikinci durumdan 12 TL fazla. Fazlalığı da ben ne yaptım? artı olarak gösterdim. Dolayısıyla işlem buna dönüştü. Gönderdim karşı tarafa. 8x eksi 5x eşittir artı 12. 8x'ten 5x çıkarsa 3x eşittir 12. Bana x'i sorduğunda neydi kuralı? Sen net biliyorsun. 3 karşıya ne olarak geçecek? Tabii ki bölme olarak geçecek. X eşittir 12 bölüşten x eşittir 4 neyi soruyor? Hesabı soruyor. Bak güzel arkadaşım bulduğun x'i aman ha direkt işaretleme. Ha, gerçi sınavla bunu direkt vermezler ama bilgin olsun testlerde karşına gelirse direkt işaretleme. Cevabında x'i yerine koyduğunda çıkan 160 TL olacaktır. Gelelim bir sonraki soruya. Yanlış sorusu. Net soru. Bunu net yaparsın. Niye? Çünkü sen yaklaşık neredeyse 8 yıldır sınava giriyorsun. İlkokuldan başlayın lisenin sonuna kadar. O yüzden senin için bunu yapmak Mecburi. Sen bunu hesapladın çünkü. Bak güzel arkadaşım ben de sana ne diyeyim biliyor musun? Şunu hatırla diyorum. Neti nasıl bulacaktın? Net eşittir. Doğruyu bulacaktın. Yanlışı bulacaktın. Burada da bu soru için söylüyorum. 4'e böleceğiz. Niye hocam? Çünkü 4 yanlış bir doğruyu götürdüğü için yanlışlardan 4'e bölüyorum. Kaç tane doğruya karşılık gelir? Doğrudan da götürme lafında çıkardım. 120 sorum var. Tüm soruları yanıtladım. Dolayısıyla boşum yok. Doğru sayım kaç tane? Bilmiyorum, x tane. Yanlış sayım kaç tane? y tane. Veya bak dikkat y tane veya şunu da yapabilirsin. Tek bilinmeyenden gideceğiz ya. x ile y'nin toplamı 120 demedik mi? O halde y'yi ben yalnız başına bırakmak istersem y gördüğüm yere ne yazabilirim? 120 x yazarım. Yani matematikte aslında tek bilinmeyenden gitmek işini rahatlatır. Toplam 120 olacağına göre buraya y yerine 120 x. Hocam ya yapsam olur mu? %100 olur. Yok etme metoduyla onu da yapabilirsin. Sorun değil. Ben 120 x'ten gideceğim. 85 tane netimizin olduğunu söylüyor. Doğruyu ben x olarak buldum. Yanlışı 120 x olarak buldum. Bak burada sana çok önemli bir şey hatırlatacağım. Biliyorsun ama ben hatırlatacağım. Paydayı bir eşitle. Bunda bir sorun yok. Bunu biliyoruz. Burayı 4 ile çarpacağım. Burayı 4 ile. Burayı çarpmaya gerek yok. 1 ile. Şimdi burayı 4 ile çarptığımda 8 kere, aman 4 kere 5 ne yapacaktır? 20 elde var 2. 8, 32, 34, 340 bölü 4'ümüzü yazalım. Eşittir. 4 ile x'in çarpımı 4x. Bak en önemli şeyi söylüyorum. Özellikle kesirli ifadelerde önünde çıkarma varsa bu çıkarma bütün işlemin eksisidir. Yani hem buraya aittir hem buraya aittir. Eksi burayla çarpınca eksi 120 yapar. Eksiyle eksi ile eksiyi çarpınca artı x'e dönüşür. Aman ha buraya dikkat et. Bu çoğunun canını yakıyor. Paydalar eşitse üstler de eşit olmalı biliyoruz. Burada 4x 1x daha 5x yapar. Eksi 120. Eksi 120'yi karşıya gönderdim. 340 artı 120 o da eşittir 5x'in kendisi. Burayı bir toparlayalım. Kaç yapacaktır? Burası 460 eşittir 5x. x'i bulabilmek için karşıya gönderdiğimiz işlem ne yapıyordun? Bölme olarak karşıya gönder. Yani bu durumda 460 bölü 5 x'in kendisi olur. Hocam kaç çıkar 460? 400'e bölsem 80, 60'ı 5'e bölsem 12. Bu durumda 92 yapacaktır burası. x'i 92 bulduk. Neyi soruyor bana? Yanlışı soruyor. Yani 120 Eksi x'i soruyor. 120'den 92'yi çıkartacak olursak. 120'den 90 çıkarsa 30 kalır. 2 daha çıkartırsam 28 tane kalacaktır. Yani yanlış sayımız toplamda 28'miş. Senin için ideal mi? 120'de 28 yanlış. Bence ideal olmasın. Daha da inşallah netlerini artırırsın. 85 net yapanları şimdiden tebrik ediyoruz. Önümüzde süper bir 6 ayımız var. O halde burada bir es verelim. Burada bir mola veriyorum sana. Diğer videoda görüşmek üzere sevgili arkadaşım. Şimdilik hoşça kal.